Merhaba, ben Esin Koca Koç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabırsızlıkla beklediğimiz, sürekli benden istediğimiz ve benim de aslında çekmeyi çok istediğim ama bir türlü derleyemediğimden dolayı bu kadar ertelenen bir videoyu çekiyorum. Gerçekten dediğim gibi çok mutluyum. Çok emek vererek ön hazırlığını yaptığım bir video oluyor bu. O yüzden şimdiden söylüyorum. Lütfen hem beğenmeyi hem de etrafınızda dikişle ya da işte bu tarz şeylerle ilgilenen insanlar varsa videomu onlarla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup zil işaretini de açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu başta belirtmek istiyorum. Ve aslında biraz uzun süreceğini tahmin ettiğim için lafı da çok uzatmadan hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Önümde şu şekilde izin vermedi defter. Şöyle not aldığım bir defterim var. Ara ara buna bakacağım. Nereye bakıyor demeyin. Çünkü insanız, doğal olarak isimler bazen hatırdan çıkabiliyor. Bu yüzden böyle güzel bir not aldım kendime. Ve hemen başlamak istiyorum. Şimdi ilk önce kumaşla ilgili bilgileri kim daha iyi bilebilir ondan bahsetmek istiyorum. En iyi her türlü detayına kadar size anlatabilecek olan kişiler tekstil mühendisleridir. Ben bir tekstil mühendisi değilim. Ben sadece modelistik eğitimi almış ve kendi iş yeri olduğu için, babamın mesleğinden de dolayı bu işin içinde doğup büyüdüğüm için kendiliğinden aslında edindiğim birçok bilgim var. Sürekli de onlarla haşır neşir olduğum için öğreniyorsunuz bir şekilde ve sürekli dokunma, görme gibi şansım olduğu için öğrenmek çok daha kolay oldu benim için. Fakat benim de bilmediğim o kadar çok şey var ki hemen belirtmek istiyorum. Yani ben hepsini dört dörtlük muhteşem biliyorum diye bir şey asla söz konusu değil. Ben de sürekli araştırıyorum. Sürekli yeni kitaplar edinmeye çalışıyorum. Eski kitaplarımda unuttuğum bilgiler oluyor. Geriye dönüp tekrar onları tazelemek istiyorum. Dediğim gibi ben bir bilirkişi değilim. Ama elimden geldiği kadarıyla sizlere kumaşla ilgili bilgilerimi aktaracağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Birinci bilgi, en iyi, en güzel öğrenebileceğiniz kaynak tekstil mühendisleridir. Biz de çalışırken birçok tekstil mühendisiyle çalışırdık ve sürekli gider gider sorardım ben, bunun adı nedir, bunun tersi, düzü nedir, işte nasıl yapılmıştır falan diye gülerek anlatırlardı bana. Benim bu tarz avantajlarım da oldu. Bu yüzden bir tık daha şanslıyım. Şimdi kumaşların iki çeşit olduğunu, genel anlamda ikiye ayrıldığını belirtmek istiyorum. Bunlar nelerdir? Birisi dokuma kumaşlar, bir diğeri örme kumaşlar. İki çeşit ayrı şekilde kumaş olduğunu başta biliyoruz. Öncelikle bu bilgiyi oturtuyoruz ve atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hepsi birbirinin ardı ardına gelen devamlı şeyler. Arada kaçırabilirsiniz. Hemen size örme kumaşların neler olduğundan bahsedeceğim. Hızlı hızlı isimlerini okuyacağım. Genel olarak bir kulak aşinalığı olsun istiyorum. Örme kumaşlar, mayo, iç giyim, tişört, çorap, kışlık, kışlık kazak, süveter, atkı, bere, sportif kıyafetler gibi oldukça geniş alanlarda kullanılabilen kumaş türleridir. Şimdi ben size çok detaylı şekilde anlatıp böyle anlamayacağınız cümleler kurarak anlatmak istemiyorum. Ben bunları özet olarak tüm kitaplarımı tekrardan gözden geçirerek en anlayabileceğiniz şekilde düşünmeye çalıştım. Detaylarına bu yüzden girmiyorum. Bu kadar bilmeniz yeterli diye düşünüyorum. Şimdi dokuma kumaşlara geçiyorum. Dokuma kumaşları ise çok çeşitli kışlık, yazlık, üst giyim, el tekstili ve dış giyimde kullanılıyor. İki ayrı kumaş çeşidi deniyoruz. Kumaşların genel anlamda ikiye ayrıldığını bu şekilde öğrenmiş olduk ve nerelerde kullanıldığının genel olarak bir bakış attık. Ne olduğunu bu şekilde yerleştirin kafanıza. Şimdi geçiyorum ben dokuma kumaş çeşitlerine. Bu arada bundan sonraki en merak ettiğiniz kumaş türlerini ekranın neresi müsaitse, şu taraf herhalde daha müsait olacak, orada göreceksiniz neler dikilebilir, neler yapılabilir. Onlarla ilgili örnekler de vereceğim. Şu an ilk giriş olduğu için bu şekilde geçiyorum.
Hemen dokuma kumaş türlerinin neler olduğundan, çeşitlerinden bahsedeyim size. Saksoni, mermer şahi, fresko, etamin, voal, şantuk, kaşe, lastikotin, atlas, kaput bezi, poplin, branda bezi, çuha, tergol, yanlış okumuyorsam, organze, blazer, kadife, güderi, hareli, tafta, şifon, denim, diril, şakayık, gabardin ve saten kumaş. Bunlar dokuma kumaş çeşidinin içinde bulunan kumaş çeşitleri. Örme kumaş çeşitlerine geçiyorum. Yine onları da okuyacağım. Sonrasında tek tek inceleyeceğiz. Süprem, 2 iplik, 3 iplik, interlock, çelikli interlock, ribana, kaş korse, krep örgü kumaş, pike, selanik, jakarlı interlock, jakarlı süprem, jakarlı ribana, ottoman, kapitone kumaş, double face, polar kumaşlar, ringel kumaş, valize örgü ve mira kumaş. Şimdi bunlar genel anlamda kumaş çeşitlerine bakış şeklindeydi. Ham maddesine göre kumaşlardan bahsedeceğim. Bir de kumaş dokuma tiplerine göre kumaşlar. Yani ne demek istiyorum? Ham maddesi ipek mi, yün mü, keten mi? Bu şekilde farklı farklı ham maddelerden üretiliyor. Ve bunlarla genel anlamda, genel başka anlamda isimlerini bilmenizi isteyeceğim. Sonrasında da dokuma tiplerine göre. Yani dokuma derken şundan bahsedeyim hemen. Kumaşlar atkı ve çözgü olacak şekilde. Yani birisi dikine, birisi enine olan ipleri düşünün. Atkı ve çözgü bunlara deniyor. Ne şekilde dokunmuş? Balık sırtı mı, bez ayağı mı? Bunun farklı farklı isimleri var. Genel olarak bilmeniz için yine bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle ham maddesine göre kumaş çeşitleri neler? Keten, çok fazla biliyoruz. Pamuklu, yünlü, ipek, angora, kaşmir, akrilik, lateks, naylon ve polyester. Bunlar bir kumaşı elediğiniz zaman içerisinde ne bulunuyorsa onlarla ilgili bize bilgi verir. Bu kadar çeşitlilikte farklı kumaşlar bulunuyor. Kumaş dokuma tipi az önce dediğim gibi atkı, çözgü ve bunların örünme şeklinin farklılığından ortaya çıkan şeyler genel anlamda. Balık sırtı, bez ayağı, dimi, etamin, gabardin, jakar, kanvas, krip dimi, kord, panama, poplin, rips, ripstop ve saten. Bunların hepsi aslında diyelim ki atıyorum bir tane pamuklu kumaş üretildi. Ama bunun dokuma şekli birinde kanvas şeklinde dokumadır, diğerinde kırık dimi şeklinde dokumadır. İkisi de %100 pamuklu olmasına rağmen çok farklı iki kumaş elde edersiniz. Bunun sebebi de tamamen dediğim gibi dokunma şeklindendir. Sanırım verdiğim bu örnekle aklınızda iyice yer etmiştir neden farklılıklar vardır diye. Aslında hepi topu 2, 4, 6, 12 tane farklı dokuma şekli var ama yüzlerce çeşit kumaş var. Bunların içeriği birbirine işte karışımları aynı ham madde olmasına rağmen farklı dokunmasından dolayı farklı kumaşmış gibi gelmesinin sebebi hep bunların böyle farklı farklı versiyonlarda kullanılmasından ortaya çıkıyor. Şimdi hiç böyle uzatmadan böyle en kısa şekilde nasıl anlatabilirim diye bu kısımları geçerek size en sık sorulan kumaş türlerini görselleriyle açıklamak istiyorum artık böyle sürekli merak ettiğiniz ne dikebiliriz ve içinde ne bulunur anlamanızı sağlayacak en güzel kısma geldim. Şimdi birincisi empirme kumaş. Empirme kumaş nedir? Kumaşçıya gittiğiniz zaman size der ki empirme kumaş. Empirme dediğiniz şey aslında kumaş üzerine yapılan baskı şeklinden dolayı empirme adını alır. Yani bir kumaş dokunur, sadedir. Üzerine zemin ve baskı yapılır. Bunun adına empirme denir. Genel olarak içeriği yün olabilir, ipek olabilir, pamuk olabilir, değişir. Empirme dedikleri zaman sormanız gerekiyor. Ham maddesi nedir bunun? İçinde ne bulunuyor? Empirme genel bir tabirdir aslında. Bu çok fazla geliyor. Empirme kumaş soruyorum ne? Peki içeriğini sordun mu? Bilmiyor. Çünkü kumaşın ne olduğuyla ilgili çok fazla bilgisi yok.
gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman içeriğini sormanız gerekiyor. Ona göre kumaşları tercih etmelisiniz. Mesela içinde polyester vardır, almak istemiyorsunuzdur. Ama dışından çok böyle hoş, albenilidir, alasınız geliyordur. Aldıktan sonra onun size uygun olmadığını kullandıktan sonra anlarsınız. Belki ilk zamanlar dokunarak anlayamayabilirsiniz. Çok fazla deneyim gerekir çünkü bunun için dediğim gibi. İçeriğini muhakkak sorun. İçeriğinde ham madde olarak ne kullanılmış? Genelde zaten karıştırılarak kullanılıyor. Artık eskisi gibi sade sade kumaşlar üretilmiyor. Ama pamuklu kumaşlar çokça fazla var. Genelde bunları tercih edebilirsiniz ve çok da uygun diğer kumaş türlerine göre fiyat olarak. Şimdi emprime kumaşı açıkladığımıza göre hemen keten kumaşa geçiyorum. Keten de çok fazla sorulan kumaş türlerinden bir tanesi. Esnemez, güneşte solmaz, toz çekmez, tüylenmez. Daima temiz ve yeni görünümlüdür. Serinletici bir özelliğe sahiptir. Nem emiciliği pamuktan daha yüksektir. Mesela bu bilinmiyor. Pamuk daha fazla ter çeker, daha fazla rahat ettirir gibi düşünülüyor. Aslında tabii ki pamuk da çok iyi. Pamuk kötülediğim için değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama keten kumaşın nem çekme özelliği pamuğa göre çok daha fazladır. Ve üzerinizde yok gibidir, tırıl tırıldır. En sevdiğim kumaş çeşitlerinden bir tanesidir. Peki, keten kumaşlarla neler yapabilirsiniz? Hemen ona geçiyorum. Ceket dikebilirsiniz. Bakın, incelik, kalınlık olarak da değişir bunlar. Onu tamamen kumaşçıya gittiğinizde ne dikeceğinizi söyleyerek, hareket ederek alırsanız yanılmış olmazsınız. Verdiğiniz paralar da ziyan olmaz. Ceket, pantolon, etek, gömlek, elbise, tayör, tünik, pardesü. Bunu kalınlığına göre tercih ederseniz aslında istediğiniz şeyleri tam olarak elde etmiş olursunuz. En büyük yapılan hata bu oluyor. Keten kumaş istiyorum. Ne dikeceksin? Bilmiyorum. Alayım gideyim. Ne dikeceğim? Sonra diyorsunuz ki pardesü de oluyormuş. Dikeyim ama siz gidip en işte tiril tiril duranını alıp pardösü yapmaya çalışırsanız memnun kalmazsınız. Sıkıntı çekersiniz. O yüzden ne dikeceğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor alırken. Genel olarak dikilecek şeyler bunlar. Şimdi şifon kumaş nedir? Şifon kumaş uçuş uçuş dediğimiz kumaşın tam bir aslında örneklenmiş hali. Efil efil uçuş uçuş dediğimiz kumaş. Yumuşak, ışık geçiren bir yapıya sahip. O yüzden astarlayamadan asla kullanamazsınız. Çünkü tamamen vücut hatlarınızı belli eder. Çok ince bir kumaş. Özellikle abiye dikimlerinde çok fazla kullanılıyor. Son zamanlarda artık şifon kumaş günlük hayatımıza da çok girdi. Elbiselerde, günlük hayatta, tuniklerde falan kullanabiliyoruz artık. Şimdi kullanım alanlarına geçeyim. Neler yapabilirsiniz? Onlardan bahsedelim. Bluz, dediğim gibi elbise, şal olarak bile kullanabilirsiniz. Gidip metre eşi kestirirsiniz. İstediğiniz renkte, isterseniz günlük kıyafetlerinizin üstüne, genelde abiye kıyafetlerine en çok yakışan kumaş türlerinden bir tanesi şal olarak. Astarlanırsa pantolon etek tarzı bile böyle gece kıyafetleri için kullanılabilecek güzel bir havaya bürünebiliyor. Bunun dışında nişan ve düğün kıyafetleri için de vazgeçilmezdir diye not almışım ben. Kullanım alanı bu şekildeydi. Şimdi geçiyorum bir diğer kumaşa. Şantuk kumaş. Şantuk kumaş saten kadar yumuşak ya da tafta kadar sert olmayan, ikisinin arasında olan bir kumaş. Mat da değil, parlak da değil. Yine iki kumaş, iki görüntü arasında orta halli bir kumaş. Özel gün ve gecelerde oldukça fazla kullanılan bir kumaş türü. Kullanım alanları nereler? Hemen onlara geçelim. Gelinlik, damatlık, abiye, hatta ev tekstilinde bile birçok alanda kullanılabiliyor. Çok fazla geniş alanı var. Üzerine Fransız danteli kullanılarak harika görüntüler elde edebilirsiniz. İkisi birbirine çok fazla yakışıyor. Özellikle abiyelerde, ev tekstilinde de yine Fransız danteli çok fazla kullanılıyor. Çok güzel şeyler üretebilirsiniz. Bir diğer kumaşa geçiyorum. Etamin. Genel olarak kanepçe işlenen, seccade kumaşı olarak bilinen bir kumaş çeşidi. Ama son zamanlarda etek, elbise ve tuniklerde çokça fazla görülüyor.
neler olduğunu da zaten burada söylemiş olduk. O kısmını geçiyorum. Çok güzel etenli kumaşlar var. Çok doğru tercih yapmanız gerekiyor. Yoksa gerçekten aşırı alaturka durabilir. Burada hemen özellikle belirtmek istiyorum. Organze kumaş. Organze kumaş ise abiye ve geleneklerde kullanılır diyorum. Detayını anlatmama gerek yok zaten. Hemen bir diğer kumaşa, basma kumaşa geçiyorum. Serin tutan özelliğe sahip elbise, etek olarak en çok tercih edilen alanları bunlar. Basma kumaş çok eskilerden beri kullanılabilen, hem kışlık hem yazlık versiyonu olan bir kumaş türü. Krep. Krep o kadar çok soruluyor ki, kreple ilgili biraz uzun konuşabilirim. Şifon gibi iç göstermez ama onun kadar da dökümlü olan bir kumaş çeşidi. Gömlek, etek, elbise, pantolon, astarlayınca ceket, pardüsü olarak kullanılabilir. Çeşitli kalitede krep kumaşlar mevcut. Pamuk ya da sadece polyester olanları da bulunuyor. Şimdi genelde şöyle sorular geliyor bana. Mira krep dediler bana. Nasıl bir şeydir? Bakın şöyle düşünün. Krep kumaşlar genel olarak birbirine çok benzeyen kumaşlardır. Mira krep dediği kumaş en kalitesiz olan krep kumaşıdır. İçinde polyester olanı en fazla olandır. Mesela krep kumaşın likralısı da var, likrasız olanı da var. Öncelikle bunları öğrenmeniz gerekiyor. Krep kumaş dedi, işte mira krep dedi. Sordun mu ne olduğunu içerisinde? Pamuk barındırıyor mu? Polyester oranı nedir? Likralı mı, likrasız mı? Böyle gelip direkt bana sorduğun zaman ne olduğunu bilemem. Çünkü firmalar şunu yapıyor. Atıyorum, kristal krep diyor. Şimdi kendileri de isim takıyorlar. Sadece kristal krep kumaşın ben ne olduğunu biliyorum. Ama kendisi bir isim takıyor önüne. Onun firmaya ait kodlama gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında o kadar çeşitliliğe sahip ki ben ne olduğunu bilemem. Bunun oranını öğrenirseniz ona göre tercih edebilirsiniz. Size içerisinde krep adı geçen herhangi bir kumaş söylüyorlarsa bana oranını söyler misiniz deyin. Ona göre tercih edin. İşte %40 pamuk var derse güzel bir oran. Tercih edebilirsiniz %40'lık pamuk krep bir kumaşı. Ya da ipek krep olabilir. %70 ipek olabilir içinde, tercih edebilirsiniz. %100 polyesterden üretilmiş bir krep de olabilir. Muhakkak başındaki isme değil, içeriğindeki oranına göre kumaşın ne olduğunu öğrenmeye çalışın. Çok daha isabetli bir tercih yapmış olursunuz. Bana söylerken de, sorarken de içeriğini söylerseniz ona göre size söylerim. Likra var mı, yok mu? Bunu da öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü siz bluz dikeceksinizdir. Biraz daha dar bir kalıpla çalışmak istersiniz. Ama likrasızdır. Bu bluz dikimine uygun değildir derim kullandığınız kalıba göre. Likralı bir kumaşsa derim ki buna bolluk payı vermenize gerek yok. Ya da daha az bolluk payı vererek likralı bir kumaştan dikin. Bu kumaşı tercih edebilirsiniz. O yüzden sorarken tam donanımlı olarak bana geri dönüş yapmanız gerekiyor ki ben de size istediğiniz şeye uygun olup olmadığını söyleyebileyim. Diğer türlü afaki olur söylediğim her söz havada kalır. Sonra siz de dersiniz ki Esin Hanım'a sordum, o bana önerdi ama ben detayını bilmeden tamam demişim mesela. Ya da işte siz yeterli olduğunu düşünmüşsünüz sordum. Yeterli görmemişim, cevap vermemişim. O zaman da Esin Hanım cevap vermedi oluyor. O yüzden daha bilinçli soru sorarsanız benim geri dönüşümde çok daha kolay olur sizlere. Bir diğer kumaş, gabardin kumaşa geçiyorum. Gabardin kumaş, pardüso, pantolon, takım elbise, etek, tayör, bahar kumaşı olarak kullanıma uygun bir kumaş. Bildiğimiz trenç kotların çoğunun kumaşı gabardin kumaş. Kumaşın özelliği ise su geçirmemesi. Bu yüzden trenç kotlarda oldukça fazla kullanılıyor. Bir diğer kumaşımız viskon kumaş. Yazlık kumaşların başında geliyor. Çok kolay kırışabiliyor ama ter çok güzel emiyor. Gömlek, bluz ve elbiselerde oldukça şık, tril tril bir görüntüye sahip oluyor.
Ben Scone kumaşları çok seviyorum. Şimdi son zamanlarda da çok güzel desenleri çıktı. Elbiseler de harika görünüyor. İnşallah yakın zamanda bir tane kendime yapacağım. Tafta kumaş. Nişanlıklarda kullanılıyor. Sert, kabarık bir görüntüsü var. Fiyatı oldukça uygun aslında. Nişanlıklara, gelinliklere falan çok fazla para veriyorsunuz. Kumaşın ne olduğunu bilerek verin. Mesela tafta kumaş alıyorsanız çok fazla maliyetli olmadığını bilirseniz çok daha uyguna ve pazarlık etme imkanınız da çok daha fazla artar. Bu yüzden aslında kumaş türlerini bilmek de çok önemli. Saten kumaş, gecelik abiye, son zamanlarda bluzlarda ve eteklerde çok fazla kullanılmaya başladı. Eğer fiziğinize güveniyorsanız eteklerde kullanabilirsiniz. Özellikle bu tarz şeylerde kullanacaksanız giydiğiniz iç çamaşırınızın lazer kesimli ve dikişsiz olanlarını tercih etmeniz gerekir. Yoksa çok fazla kusurları, hataları belli eder ve özellikle su bile değse, hani ütülerken buharı fazla gelip hafif orada nemlilik bıraksa iz kalabilen, oldukça kullanımı aslında zor da bir kumaş. Bu yüzden zaten genellikle iç giyimde, geceliklerde çok fazla kullanılıyor. Saten kumaşın çok fazla türü var demişim. Cinsleri içindeki ipeğin miktarına göre de değişim gösteriyor. İpekli olanı da var, sadece polyester olanı da var. Yine oranları bilmek gerekiyor alışveriş yaparken. İpekli olanlar biraz daha pahalı, polyestere yakın olanlar çok daha uygun oluyor. Broker kumaş. Gösterişli bir kumaş. İçinde gümüş ve altın iplikler kullanılan bir kumaş. Bu yüzden kendini hemen belli eder. Ben broker kumaşım der yani. Elbise, tayör ve ceket dikimleri için uygun olan bir kumaş türü. Vuval kumaş. Vuval kumaş da %100 pamuktan üretilmiş ve hafif bir kumaş türü. Kelime anlamı ince örtü demekmiş Fransızca'da. Parlak ve kaygan bir yapıya sahip. Bu yüzden ipeğe çok benzetiliyor aslında. İpek de o şekildedir ya, aldığınızda böyle incecik, hafif, hafif kendinden parlaklığı vardır böyle. Dokunduğunuz zaman elinizde çok hoşunuza gider. Vuval kumaşlar da öyledir. Aslında bir nevi yerine geçen çok daha uygun fiyatlısı diyebiliriz vuval kumaş için de. Elbise, şalvar, etek, iç çamaşırı, başörtüsü, tunik, gömlek gibi birçok kullanım alanına da sahiptir. Bir diğer kumaşım poplin kumaş. Poplin eskiden döşeme kumaşı olarak çok fazla kullanılırmış. Pamuk, yün, ipek, polyester, rayon ile üretimleri yapılıyor. Yani yine içerik olarak çok farklılıklar gösterebiliyor. Öncelikle gömleklerin başını çektiğini söyleyelim diyor hemen kitaplarda özetlerini çıkarırken, böyle can alıcı neler varsa onları da buraya ekledim ki sizler de bilin diye. Kalın hali seçilirse gömlek ve pijama üretiminde kullanılabilir. %100 pamuklu olanı ise nevresim çarşaf yapımında çok fazla kullanılıyor poplin kumaşın. Hani şu dak bezi falan diyoruz ya, bilirsiniz. Aslında o kumaşlar da bir nevi poplin kumaşın kalın versiyonu diyebilirim. Bu şekilde daha kolay anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. İncelerinden elbise, gömlek gibi şeyler de üretilebilir. Şimdi geçiyorum penye kumaş türlerine. Çünkü bu penye kumaş türleri normalde aslında çok fazla kumaşçılarda bulamıyorsunuz. Çok fazla satılmıyor. Son zamanlarda böyle YouTuberlar sayesinde artık gündeme çıkmış, isimlerini duymaya başladığınız kumaş çeşitleri. Öncelikle 2 iplik, 3 iplik ve şardon kumaşı ne? Onlardan bahsedeceğim. Bu grup tamamen penye tarzında bir kumaş. Ben senelerce penye tarzında olan kumaşlarla çalıştım. Bu yüzden şanslıyım. Her türlü detayını biliyorum. 2 iplik, 3 iplik kumaş aslında aynı şekilde örülmüş, aynı şekilde üretilmiş kumaş tarzları. Bunları birbirinden ayıran şeyler ise incelik ve kalınlığı. 2 iplik daha ince, 3 iplik kumaş ise daha kalın olan kumaşlar. Eğer
şardonlanmamış iki iplik kumaş varsa elinizde, bunu yazlık ya da baharlık kumaş olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer içi şardonlanmışsa, şardonlanmış ne demek? Şardonlanmış iç kısmı daha sıcak tutabilmesi için polyester ve pamuk karışımlı bir maddeyle kalınlaştırılmış, tiftik tiftik kumaşın alt kısmı örülmüş hale getirilmiş hali. Şardonlanırsa kışlık kumaş haline dönüşüyor. Şardonlanmazsa mevsimlik kumaş olarak çok rahat kullanabileceğiniz kumaş çeşitleridir. Bakıyorum başka burada söylemem gereken bir şey var mı? Genel anlamda bunları yazmışım. Şimdi ribana ve kaş korse. Aslında ribana ve kaş korse aynı amaçla kullanılabilen kumaş türlerinden biri. İkisini aynı gibi algılayabilirsiniz ama ikisi aslında farklı. Neden farklı? Dokuma şeklinden dolayı farklı. Aynı amaçla kullanılıyor. O konuda farklılık yok. Ribana daha düz örülmüş hali. Kaş korse Selanik örgüsü mü deniyordu ona? Şimdi örgüdeki şeyden hatalı bir şey söylemiş olmayayım. Ya da lastik görüntüsü desem daha iyi anlarsınız sanırım. Kaş korse daha lastik görüntüsünde örgüsü bulunan. Ribana daha düz olmuş, örülmüş halde olan kumaş çeşidi. İkisini de genelde nerede kullanıyoruz? İşte kol ağızlarında, kıyafetin etek ucunda, alt kısmında, yakalarda kullanıyoruz. Bazı kaş korse ve ribanaları kıyafet olarak da kullanabilirsiniz. Ama çok özenli bir seçim yapmanız gerekir. Yoksa çok eğriti durabilir. Süprem kumaş bir penye çeşidi ve genellikle tişört ve bodylerde kullanılan bir kumaş türü. Enine ve boyuna esneyebilme özelliğine sahip süprem kumaş. Aslında en sevdiğim body kumaşlarından bir tanesi de benim süprem kumaştır. Yine yanda örneğini muhakkak görürsünüz, koymuş oluruz diye düşünüyorum. İnterlop kumaşa geçiyorum şimdi. En önemli özelliği arka ve ön yüzlerinin aynı olması. İki tarafına da baktığınız zaman aynı örgüyü görürsünüz. Hiçbir fark yoktur. Bir tarafı farklı bir renk, bir tarafı farklı bir renkle üretilmiş olabilir. Gramaj olarak biraz ağır gelen bir kumaş. Nelerde kullanılabilir diye sorarsanız genelde sportif kıyafetlerde, iç giyimde, yazlık ve kışlık spor kıyafetlerinde, eşofman takımlarında kullanılan kumaş türlerinden bir tanesidir. Ribana ile çok fazla karıştırılan bir kumaş türü interlock kumaş. Esnekliğinden farkını anlarsınız. Bir de şöyle bir özelliği var ama bu çok teknik terim olabilir sizler için. Doluya dolu ise interlock, doluya boş geliyorsa o zaman ribana kumaştır diyebilirsiniz. Bu örgü yapısından esnettiğiniz zaman çekersiniz. Örgüsü doluya dolu geliyorsa interlok kumaştır. Doluya boş geliyorsa bu ribana kumaştır diye ayrımını yapabilirsiniz. İkisi birbirine çok benzeyen kumaş türlerindendir. Hemen şöyle tekrar geriye dönerek 2 iplik, 3 iplik kumaşlardan neler yapabilirsiniz onlardan da bahsedeyim. 2 iplik, 3 iplik kumaşlar genelde eşofman ve takımı yapmak için kullanılıyor. Alanı çok fazla geniş değil. Sportif kıyafetlere yakışan kumaş türünden birisidir. Anlatacağım kumaş çeşitleri bunlardı. Genelde sorulan kumaş çeşitlerinin hepsini sizlerle paylaşmaya, anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.